Herkese selamlar arkadaşlar. PİK programlama dersine hoş geldiniz. Bu derste C dilinde karşılaştırma operatörleri nelerdir? Onlar hakkında konuşacağız. Karşılaştırma operatörleri adından da belli olacağı üzere iki farklı değeri karşılaştırarak doğru ve yanlış olmak üzere eğer karşılaştırma şartını sağlıyorsa doğru, sağlamıyorsa yanlış olmak üzere iki farklı sonuç üreten ve bunlarla ilgili işlem yapmamızı sağlayan operatörlerdir. 6 farklı karşılaştırma operatörü vardır C'de tanımlı. Şimdi bunları teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için iki farklı sayısal değer elde edeceğiz. Öncelikle bu değerleri karşılaştıracağız. X ve Y olmak üzere iki tane değerimiz olacak. X eşittir 5 olsun. İkinci değerimiz de Y olsun arkadaşlar. Int Y eşittir 6 diyelim. Şimdi bu değerleri birbiriyle karşılaştıracağız. Onun için hiçbir değişkene vesaire atama yapmadan direkt olarak print fonksiyonuyla karşılaştırma sonucunu yazdıracağım arkadaşlar. Printf diyorum. Tırnak içerisine girelim. Diyelim ki x ve y birbirine eşittir. 2 nokta üst üste diyelim. Buraya da doğruluk değerini yazdıralım arkadaşlar. İşaretleyici olarak %d diyorduk format yapısı olarak, print format olarak. Ve buraya şartın kendisini yazacağız. X eşittir E diyoruz. Karşılaştırma operatörü kullanırken arkadaşlar eşittir ifadesini kullanabilmemiz için iki tane eşittir sembolü koymamız gerekiyor. Aksi takdirde atama operatörü olan X eşittir Y dersek Y'nin değerini X'e ata demek olacaktı arkadaşlar. Bunu önlemek için farklılık olması açısından C'nin söz dizisinde iki tane yan yana eşittir sembolü konuluyor arkadaşlar. Eğer x ve y birbirine eşitse 0 veya 1 olmak üzere bir değer üretecek. Sonra arkadaşlar diğer değerleri sorgulamamız için bunu ben bir kopyalayayım ve bununla alakalı işlemleri yapalım. İlki eşitti. Sonra arkadaşlar ikincisini diyelim. 3, 4, 5 ve 6 oldu. Şimdi bunları değiştirelim. Eşit yerine eşit değildir yapalım. Eşit değildir demeniz için arkadaşlar eşittir sembolünün başına bir tane ünlem işareti koymanız gerekiyor. Ve bu artık bu ifadenin tam tersi olacak. Eşittir yerine de eşit değildir yazalım. Sonra arkadaşlar büyük eşit var. Bunun yerine de arkadaşlar x ve y birbirine eşittir veya x y'den büyüktür diyelim. C'den büyüktür dedik arkadaşlar. Sonra bunu kopyalayayım ben. Daha kolay olacağı için buraya yapıştırayım. Yeterli ve diyorum. X, Y birbirine eşittir. Veya X, Y'den küçüktür diyeceğim. Sonra arkadaşlar ona karşılık gelen sembolü değiştiriyorum. Küçük sembolünü koyuyorum. Şimdi eşittir, eşit değildir. Büyük eşit, küçük eşit dedik. Son olarak arkadaşlar büyük küçük kaldı. X küçük y diyelim. X y'den küçüktür diyeceğiz. Sonra arkadaşlar son olarak x y'den büyüktür. Ve 6 tane karşılaştırma operatörünü tek tek kullanmış olacağız. X y'den büyüktür diyoruz son olarak. Bunları tamamladık arkadaşlar. Şimdi isterseniz bunları bir sınayalım. Doğruluk yanlışlıklarını tek tek görelim. Build ediyoruz. Compile ediyoruz arkadaşlar. Bir yandan ben Proteus ekranına gelerek hex dosyasını yükleyeyim arkadaşlar. Main dosyasını, main hex dosyasını her zamanki gibi yüklüyoruz. Aç dedik. OK dedikten sonra artık simülasyonu hazır. Play tuşuna basarak arkadaşlar simülasyonunu başlatıyoruz. Debug kısmından Virtual Terminal'i açtık. Bunları yan yana yazdırdığı için karmaşa olmuş. Bu sebepten dolayı bunu düzeltelim, tekrar çalıştıralım. Bunun için backslash r ve backslash n koyuyoruz. Böylelikle satırları yan yana değil alt alta yazacak arkadaşlar. Bir satır yazdırdıktan sonra imleç alt satıra geçecek ve alt satıra yazacak. Böylelikle arkadaşlar tekrar build edebiliriz. Tekrar compile ediyoruz arkadaşlar. Simülasyonu durduruyoruz. Tekrar çalıştırıyoruz. Debug
Virtual Terminal. Evet, şimdi karşımıza daha düzenli bir şekilde sonuç çıktı. İlk olarak x ve y birbirine eşittir, 0 diyor. False değeri anlamında arkadaşlar, eğer lojik anlamda, mantık anlamında bir değer 0'sa arkadaşlar, onun sonucu false'dur, yani yanlıştır. O şart sağlanmamıştır demek arkadaşlar. Yani x ve y birbirine eşit değil. X ve y birbirine eşit değildir, 1 demek, true, yani doğru. Sonra arkadaşlar, x ve y birbirine eşittir veya x y'den büyüktür, 0 diyor. Çünkü her iki şartı da sağlamıyor arkadaşlar. Ne x birbirine eşit ne de x y'den büyük. Bundan dolayı 0 oldu. X y birbirine eşittir veya x y'den küçüktür veya operatöründe büyük eşit, küçük eşitti arkadaşlar. İki şarttan biri sağladığından dolayı burada 1 oldu. Son olarak x y'den küçüktür diyor. Doğru. X y'den büyüktür diyor. Yanlış. Bunlar arkadaşlar 6 tane karşılaştırma operatörüydü. Bir sonraki derste biz boolean ifadeleriyle bunların doğruluklarını sınayacağız ve sonra if ile mantık anlamında sorgulama işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.